Yaman Ali'yi biriyle konuşurken duydum. Size ait bir depodan bahsediyordu. Adresi söyledi. Sonunuzu getirecekmiş, bla bla bir şeyler işte. Sonra ne konuştular duymadım. O sırada adresi kafamda tekrar etmekle meşguldüm çünkü. Ardından hemen sizi aradım. Ama telefonu açmadınız Hande Hanım. Telefonum yok. Evde unuttum herhalde. Size söyledim. Bu çocuk hasta. Benim hayatımı mahvetti. Şimdi de hedefinde siz varsınız. Adresi duyduğunuza göre onu da duymuşsunuzdur. Tam olarak nedenini bilmiyorum. Dedim ya, duymadım. Ama tahmin ettiğim bir şey var. Annesi. Neslihan. Onun bu hayattaki tek hassas noktası o. Önceleri rüya vardı ama artık bir tek annesi kaldı. Neyi var neyi yoksa ellerinden kaybettiler. Soysal anları olan husumetinizi bildiği için bu sefer de tahtasına sizi koymuş olmalı. Yaman Ali bu. Neyi nasıl planladığına akıl sır erdiremezsiniz. Bizi bitirecek planı her neydiyse burada yapacaktı herhalde. Nerede peki? Niye gelmedi? Çünkü ben engel oldum. Konuşulanları duyar duymaz bir bahane uydurup apar topar onu başka bir yere yönlendirdim ve koşarak buraya geldim. Ben sizi az buçuk tanıyorum. Özel üretim parfümlerinizi, değerli eşyalarınızı burada böyle hizbe, hangar gibi bir depoda saklayacak değilsiniz herhalde. Yani onu ancak bir aptal yapar. Yanılıyor muyum? İçeri girip onları mı alacaktınız yani? Baya baya depoma girecektiniz. Sırf bizi düşündüğünüz için. Aslında tam olarak siz değil. Yani konu sadece siz olsaydı ben buraya gelmezdim. Ben buraya Hande Hanım için geldim. Hande Emirdağ ve yardakçısı o depoda her ne saklıyorsa onları ortaya çıkaracağım dedi ve ben uçtum buraya geldim. Aklını kaçırmış bu çocuk. Bu durumda yardakçı ben oluyorum galiba. Hande Hanım'ın yanında herhangi başka birini görmediğime göre... Bu Yaman artık çok tehlikeli olmaya başladı. Belki de o bir şeyler koyacaktı buraya ve bize iftira atacaktı. Her şeyi yapması mümkün. Neyse ki ben bu sefer imdadınıza yetiştim. Size çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Emin olabilirsiniz. Ben sayenizde nasıl bir manyakla karşı karşıya olduğumu çok iyi anladım. Rica ederim Hande Hanım. O hasta ruhlu kafaya bir şey taktın mı onu durdurmak imkansız. Yaman Ali ile mücadelede yan yana olmamız şart. Ona bir kurban daha vermeye hiç ama hiç niyetim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.